Seçim beyannamenizde bildirip de yapamadığınız ne kaldı, ne var? Şimdi iki tane kaldı. Ama onun yerine ilave işler de yaptık. Fazlasıyla yaptık. Beyannamenin dışında yaptınız. Evet. Beyannamemle yaptıklarımızı zaten kitap çıkarına getireceğiz. Evet, ne yapamadıklarınız? Bir tane şelale, Özçay dediğimiz yere kavak dikimi. Kavakların piyasadan alalım dedik. Bedeli çok yüksek çıktı. Orman Genel Müdürlüğü ile görüştüm. Bize 5.000 tane kavak fidanı vereceklerdi. Hala diyorlar ki çalışmamız devam ediyor diyorlar. Ama 5.000 tane kavak fidanı alacağım. Yani siz bunu endüstriyel amaçlı mı dikeceksiniz, belediye gelir olsun diye? Ne Belediye amaçlı gelir. dikiyorsunuz? Rahmetli Dilaver Balbay diktiydi. Mekanı cennet olsun. Belediye başkanı. Önceki dönemde ihtiyaca binaen zaten kavakların da zamanı geçiyordu. Bölüm bölüm satıldı. Ve bir daha da dikilmedi. Ama derenin iki etrafı da boş. Bir de bunun faydası da var bakın. Büyüdü müydü, Selmül gelirse Ovu'ya taşmasın dönüyor. Benim yapamadığım tek iki iş kaldı. Bunlar da peki işte daha bir yıl var. Bir yıla yetişir mi? Yoksa. Kavakları verseler biz baharda başlarız. Ama önümüzdeki günlerde ağırlığımı ona vereceğim. Şimdi organize sanayi bölgesi için tekrardan dönelim. Korgun'da işsizlik sıfır dediniz. Evet. Şu anda ortalama kaç kişi çalışıyor? 1.100. Korgun'da kalan yok mu 1.100 Burada kişiden? işte Hep bilmiyorum. Çankırı merkez ağırlıklı. 100 kişinin var yok. Belki de o kadar da yok. Peki birkaç fabrika daha gelince bu sayı kaça çıkacak? 3 tane falan fabrika bekliyor 1.600. dediniz. 1.600'e çıkacak. Bunlar 1.600 karma kişi. hep. Bay bayan ağırlıklı. O zaman buradan takip eden Çankırılara hani işsizlik merkezde var deniyor. Bir de anlatırken dediniz ki en düşük 10 bin lira falan da maaş Hayır, veren 10 bin yerler lira varmış. veren var. Mesai alırsa 12 bin lira veren de var. Ama mesela bize de gelen, işte biz de gazetecilik faaliyeti yaptığımız için ya gidiyoruz bizi almıyorlar veya çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerde bu çok oldu. Maaşımızı alamadık, paramız kaldı. Şu anda öyle bir Şimdi sıkıntı bak var mı? Turan Bey, önce ben de belediyede çalıştım. O günleri biz de gördük. Biraz da konfeksiyon. Ben sanayide konfeksiyona pek olumlu bakmıyorum. Çıta bir zirveye çıkıyor, bir düşüyor. Yani çalışanlar da burada mağduriyet yaşadı Burada geçmiş kim dönemlerde. mağdur oluyor? Çalışan, esnaf ve Çankırı ve Korgunlu. Neden? Adam iflas etti miydi her yere takıp gidiyor. Ama şimdi öyle değil. Yani şöyle diyelim o zaman. Diyorsunuz ki şu anda iş başvurunuzu yapın. Değerlendirilirse alnınızın terini alırsınız diyelim mi? Evet. Seslenelim. Almayan varsa da gelsin. Yani Korgun sanayisine şimdi ücretini vermeyen, işçisine bakmayan bir sanayici yok ki. Yani aslında bu da çok güzel bir şey. Ercan Şeker Başkan diyor ki gelsin alamazsa yani oradaki sanayicilere de burada kefil gibi bir şey oluyorsunuz. Bu güzel bir şey. İyi araştırıp demek ki organize Yani sanayide yer şimdi veriyorsunuz. buradaki sanayici kaptı kaçtı değil artık. Önceden bu işler teşvikle olmuş. Teşviği adam toprağın üzerine tuğla örerek yapmış. Ama şimdi Korgun sanayisinde teşvik var. Nedir? Beşinci bölge, altıncı gruptan yararlanıyor. Nedir? Sigortayı %90'a kadar devlet ödüyor. İşkur destekli yararlanıyormuş eğitimde. Yani sanayicilerimiz de bu destekleri iyi bir şekilde almış oluyorlar. Alıyorlar tabii. Niye burayı şimdi en çok tercih ediyorlar? Ben diyorum ki Korgun sanayisinin birinci etabında şu anda sanayi parseli bitmiştir. Peki parsel bitti dediniz. İkinci bir etap, İkinci ve ikinci bir üçüncü etap parsel açılacak. açılacak. Bu sene evet. Ya istimlak mı edilecek? Hayır, Süreç ne istimlanayı durumda? bitmiş. Altyapısı şimdi, altyapısı için hibe alındı. Yani Hazırlıkları devam ediyor. kaç dönümdü, kaç dönüm daha artmış oldu? Ya o dönümü tam bilemiyorum. Şurada 70 geçtim de. miydi? Değil değil mi? 70 değil. Yani 300 çoğu işte parklıktaydı. Önceden belediye yapmışmış oraya parklarını. Ama orada ikinci, üçüncü etapta da güzel sanayi parselleri var. Alt yapısı, üst yapısı bitmiş olarak sanayicimiz istediğinde arsa tahsisleri yapılacaktır.
Hatırladığım kadarıyla biz 2 sene önceki sizin açıklamanızda doluluk oranı %60-70'lerde demiştiniz. Evet. Güzel bir gelişme olmuş. 2 evet. senede dolmuş ve yeni etap açılıyor. Ve bir de şimdi bak bizim bir prensibimiz var yönetim olarak. Adam sanayi parselini almış. Taahhüdünü yerine getirmediyse süresinde iptal ediyoruz. Kim olursa olsun. Seçici davranıyorsunuz. Hem de gelene şu sürede seçici bu değil. Fabrikayı yapmazsan... Kararlılıkla işin üzerine... Kardeşim evet. yapıyor mu yapmıyor mu? Burada sanayi parselini alıp da bekletmeye kimsenin hakkı yok. Süren dolduysa, eğer projesini vermediyse, talepleri yerine getirmediyse iptal ediyoruz. Hiçbir hakkı da yok. Kim olursa olsun bu. AB ayrımı yok. Personel sayımızı ne? Söylemiyoruz. Personel sayısını söylemiyorsunuz da... Söyleyeyim mi? Hayır. Söyleyip söylememekten ziyade personelin bu artan maaşlardan sonra asgari ücrete üzerinde mi? Ne veriyorsunuz yani? Şirket işçisi, bekar bir işçi 10.000 ile 10.500 arasında ücret alacak. Yani en düşük 10.000 TL almış. Şubat ayından itibaren. Evet. Ocak ayının maaşını onlar çalışarak alıyor ya. Yani asgari ücretin üstünde bir maaş mı veriyorsunuz? 8.500 neredeyse en 2.000 liranın üstünde. Daha mesailer? Onlar hariç. Yani burada katlul işçi, şirket işçisi, memur arasında yelpazeyi ayırmadan aynı işi gören çalışanlar arasında ücret dengesini korumaktır. Ve ben çalışana da önem veriyorum. Bugüne kadar yatırımlarımız bugünkü değeriyle 70 milyon. 4 yıldaki yatırımlar bu. Belediyenin öz geliri de 8 milyon bakın. Toplamda hesap. 4 yılda 8 evet. milyon. Bu önemli. Şuraya bir belediyenin yazayım. Öz geliri 8 milyon 800 lira. Bu yıllık öz geliri mi? 4 yılın öz geliri 4 mi? Yılın. 8 milyon. Evet. 8 milyon 800 bin. Yatırım 70 milyon. 70 milyon. 10 katı. Borçlanma da yok. Borçlanma da yok. E sponsorlar mı? Sponsorlar, hibeler. Hibe, sponsor, bakanlıklardan aldığım hibeler, sponsorlar. Ya sponsorlar hayır işlere yapıyorlar yani. Evet. Öğrencilere, okullara, Kur'an kurslarına, camilere. Kafanızda ben bu görevi yaparken, ya şimdi veya bir dönem daha devam ederseniz, şunu da yapmalıyım. Korgun için bu iyi olur diyebileceğiniz bir şey var mı? Bir çılgın projeniz var mı? Korgun'a bir meydan, bir belediye hizmet binası. Projesine başlayacağız. Hedef bu. Evet. Belediye binasını yıkacağız. Şu gördüğünüz alanda kamulaştırmaları yapacağız. Şu girişteki yeri diyorsunuz değil mi? Mevcut belediye binasını oradan yıkacağız. Şu alanı kamulaştırmak. Biz gelirken gördük de sağ tarafta... O sağ taraf TOKİ'nin. TOKİ olacak orası.